Olayı sebep olanlardan başlarda Sayın Özgür Özel, Erkan Akçay'ın hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar bu işin arkasında çok durdular. Olayın olduğu günden beri takip ediyorum, medya üzerinden aşağı yukarı hepsini. Söyleyeceklerim bunlar ibaret. Ne kadar alacağım para var biliyor musun? Valla 5 senelik tazminatım var benim. 5 senelik tazminatım var. Ne yapmayı düşünüyorsun? Valla alırsam bir ev almayı düşünüyorum. Ev almayı düşünüyorsun. İsmini, soy ismini alabilir miyim? Rüştü Güler. Rüştü Güler. Rüştü Güler. Tamam. Teşekkür ederim. Konu ne olduğunu biliyor musun? Dur abi. Adını söyle, söyle başla abi. Mustafa Sezer. Buyur abi. Ne diyebilir miyim? Sevindik ya. Mustafa kardeşim, kaç senelik tazminat alıyorsun? 2,5 sene. Ne kadar alacağını biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Para alınca ne yapacaksın? Tazminat olunca. Efendim? Tazminat olunca ne yapacaksın? Kredikatlar borçlarına bakacağım. Adım Sadık Ökbo. Soma Kömür İşletmelerinde 5 senedir çalışan bir işçiydim. Yani şimdi şu anda öyle bir mutluyum ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Banka borçlarımız olsun, kredi borçlarımız olsun bir an önce alıp kapatmak istiyoruz. O kadar söylediğimiz halde ertelen diye ertelemediler. Bayağı bir zor durumda kalmıştık. 7-8 aydır zaten çıkış aralıdan beri işsizlik, iş bulamadık daha şu anda. Onun için ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Konuşayım mı? Ben 3 seneden beri maden Soma kömürlerinde çalışıyorum. Tazminat aldığım için heyecanlıyım. Ama aldığımız para şeye gidecek, borca gidecek. Ondan sonra biz madenlerin açılmasını istiyoruz. Bir an önce. Yani zor durumdayız, işsiziz. İsim neydi? Ahmet Küyük. Ahmet? Küyük. Küyük. Diyeceğim bu kadar. Ben 2 senedir Soma kömürlerinde çalışıyorum. Tazminatlarınız Cantibel'le verilecek. Duyulur nedir? Sizden alalım. O bayağı biz seninleyim. Yani çünkü bayağı bir borcumuz var. En azından borçlarımızı kapatıp bir ara yaparız yani bir yerimize. Ne kadar alacağını biliyor musun para? Bilmiyorum. Yani çünkü hani normalde 2250'den mesela hani herkes bir fiyat diyor. O bu beynimiz herkes bir farklı konuşuyor. Yani şimdi tasarruf mevduat fonundan kredi tazminatlarınızı eşit parçalarda ödeneceği haberi geldi. Şu anda zaten haber de düşmüş durumda, internet sayfalarına geldi. Bu konudaki en son ne söyleyebilirsin bize? Vallahi iyi olur ya, herkes en azından herkes şeydir, rahat herhalde biraz yani bir geçici bir rahatlık, geçici bir rahatlığa herhalde. Tamam. Evet. Şimdi akşamüstü tasarruf mevduat fonundan paranız başlıyor ödemeye. Yarından itibaren kıdem tazminatlarını alıyorsun. Ne diyorsun bu konuda? Valla ne diyeyim? Sağ olanlara ödemesi olur. O da bir şey gelmiyor şimdi. Ödemesine... Sakin ol. Kusura bakma. Bu olarak yarın ne diyorsun? Maden işçinin kredi tazminatları ödenecekmiş. Bu konuda ne diyorsun esnaf olarak? İnşallah ödenir. Önerirse iyi olur bizim için de. İsminizi alabilir miyim? İsmim Behzat Bülbay. Esnaf olarak sizi tanıyabilir miyim? Ben Şükrü Tolunay. Şükrü Bey, yarından itibaren Soma kömürlerinde çalışan 2831 işçinin tazminatları eşit parçalarda ödenmeye yarından itibaren başlanacakmış. Ne diyorsunuz bu konuda? Çok güzel bir gelişme. Hatta geç biri kaldı. Bir an önce verilmesi, o arkadaşların da mağduriyetlerin giderilmesi güzel bir şey. Peki bu paradan herhangi bir size bir yansıması olur mu? Vallahi mutlaka olur. Olmasa bile o arkadaşların haklarını alması için güzel bir olay, iyi bir adım. Osman Bayram, Uyar Madencilik'te 10 sene hizmet verdim. Bütün olumsuzluklarla karşılaştım. Yangındır, kazadır, beladır. Bütün kardeşlerimizi kaybettiğimiz halde emeğimizin hakkını alamadık. Uyar Madencilik, Azmi Uyar, milletvekillerimizden, yetkililerimizden, büyüklerimizden Soma kömürlerine yapılan fedakarlığın aynısını istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Mesut? Bursa'da. Bursa'da.
Neyle alakalı bu? Yarın itibaren TMSS tarafından Eynes Maden'de çalışan işçiler, yani 2831 kişi tazminatlarını alıyor. Bu konuda ne diyebilirsin? Ne diyebilirim? Geç bir yer aldı zaten. Bunun gününde yapması gerekiyordu. Şimdiye kadar niye bekletildi? O da bağlı. Söyleyecek başka bir şey yok. Zorunda arkadaşlar için iyi olur. Ya sıkıntısı olan iş değilse sıkıntılarına gidiyor. Güzel olur. Çünkü geç kalmışsa sen vatandaş bir de işçi. Arkadaşlarımız işten çıkarıldı şu anda. Çoğu mağdur işsiz. Benim mesela işim yoktu. En azından bir yaramızdan merhem olur. Güzel bir karar. Geç kalmış bir karar sonrasında. Sizin neydi artık? İrfan Akbaş. Ne kadar alacağım bazı? İki yıllık benim azdır. Ben iki yıllık. Hepiniz ne kadar alacağım? Ne kadar alacağım? Sen ne kadar abi? 5 sene. 5 senelik mi? 5 senelik. Ne alacağınızı diyor musun? Para olarak? Ya internetten sağdan soldan kulaktan duyma bilgilerini. Ben hesaplama yaptım ama net bir rakam yok. Orada da yoktu. Bodrolarda herhangi net bir rakam vermiyorlar. Neye göre hesaplandığı da kimse bilmiyor zaten. Ya bir sene oldu, gecikme faizi verecek mi onu bilen yok. Her şey devletin insafına kalmış bir şey zaten değil mi? Devletin insafına kalmış. Zaten verirlerse eyvallah, vermezlerse gene eyvallah. Yapacak bir şey var mı? Biz bir şey yapamayız. Bunların elinde her şey. Anladın mı? İsmini alabilir miyim? Şükran. Ne yapıyorsun ya? İsmini alabilir miyim? Şükransız. Şükrü? Atsız. Şükrü, yarından itibaren Enes Madeni'ndeki tazminatları devlet ödeyecek diyor TMSF'den. Evet. Ne diyorsun bu konuda? Geç oldu ama temiz oldu. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum şu an. Kaç senelik alacağım var? 10. 10 senelik. bu akşamdan itibaren çıkan haberde, yani verilen haberlerde TMSF tarafından maden işçilerine, yani 2831 kişiye yarından itibaren kıdem tazminatları ödenecek. Bunu sizden öğrenebilir miyim? İlk önce isminizi, soy isminizi alayım. İsmim Sami Yavuz. Soma Kömür'e çalışıyorum 10 yıldan beri. Evet, ben de arkadaşlar beni aradı şimdi ama tabi burada geç kalınan bir karar bu. Şimdi bence buna derim ki seçim yatırımı diye bunu tabir ederim. Çünkü 6 adam yatmayan para seçim öncesinde setiyor, 2 gün önce. Seçim arifesine nasıl yeter? Tamam, yine de sağ olsunlar ama bunu bir de şöyle duydum. Bunu 4'e böleceklermiş diyordum. Biz isteriz bir kalemle almak isterdik. Burada bizim o kadar kaybımız var ki 6 adam şu an işsiziz biz. İşimiz işten çıktık. İşsizlik maaşı da bu ay, bugünden itibaren bitti zaten. İşçilerin iyi yadırgıyım. Yani çok da iyi değil ama bize idare eder, tatmin eder. Ama tek kalemde istiyorum. Daha iyi olur. Tek kalemde ödemesi daha iyi olur bizim için.